patates salatalık kremiyle yaşlanma belirtilerine sen bir dur diyoruz. Kırışıklıklar, lekeler gidiyor, tüm cilt tiplerine uygun. Bir adet orta boy salatalık aldım. Bir orta boy patates. Bakın tek başına bile çok güzel etkileri olan bu iki ürün birleştiğinde ne kadar güzel sonuçlar bize sunacak. Düşünün, hemen yapmaya başlayın. Patatesin kabuklarını soydum. Rendenin özellikle bu küçük kısmıyla rendelerseniz suyu çok daha fazla çıkıyor arkadaşlar. Bir bezin arasını alıp patatesi tamamen öz suyunu verene kadar sıkıyorum. Böyle taze patates olursa da daha fazla güzel güzel sapsarı suyu çıkıyor. Kalan patatesi atmıyoruz. Hiçbir şeyi ziyan etmeyelim. Bunu çok güzel tost yapabilirsiniz. Yemeklerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aman hiçbir şeyi ziyan etmek, araya vermek yok. Şimdi patates bekledikçe dibe çöküyor. Nişastalı kısmı, bize en güzel faydaları sunan, cildimizi beyazlatan kısmı dibe çöküyor. Bu bir kenarda beklesin. Şimdi salatalıkla çalışalım. Ben kabuklarını da atmıyorum. Onları da böyle ne zaman salatalık soysam elime yüzme koyuyorum, bekletiyorum. Anında nemlendiriyorum. Bir adet orta boy salatalığın kabuklarını soydum. Şimdi bunu da bir rendeleyelim. Gene küçük gözünde öz suyunu alalım. Karıştırıcınız varsa atın patatesi, salatalığı, ikisini bir karıştırıp öz suyunu da alabilirsiniz. Ama karıştırıcısı olmayanlar, rendeyle yapabilir miyim diyen arkadaşlar için bu sefer özellikle rendeyi kullandım. Öyle de yapabileceğimizi görelim. Aynı bezin içerisine salatalığı koydum. Gene bir güzel suyunu aldım. Kullandığımız her iki üründe antibakteriyel özelliklere sahip, cildimizi beyazlatacak, mikroplardan, kirden bizi uzak tutacak, gözeneklerimizi açacak, temizleyecek. Patates suyum hazır, salatalık suyum hazır. Artık temel malzemelerimi elde ettim. Çalışmaya başlayabilirim. O dibinde kalan nişastayı da şöyle bir çarkalayın. Bize o kesinlikle çok gerekiyor arkadaşlar. Tavamın içerisine döktüm. Biraz pişireceğim. Mısır nişastası. Eğer mısır nişastanız yoksa pirinç nişastası da kullanabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Bir çay kaşığı dolusu. Bakın kullandığım kaşık küçük boy bir kaşık. Bir çay kaşığı dolusu mısır nişastasını da içerisine koydum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdım. Şimdi ocağa gittim. Yalnız böyle başında bekleyeceksiniz. Çok çabuk kıvam alıyor. 1-2 dakika başında durun. Sürekli de karıştırın. Yoksa arkanızı dönüp geri geldiğiniz anda tamamen dibi tutmuş şekilde olur. Baştan söyleyeyim. Oldu bile, bakın bu kadar basit. O aşamalarda çok iyi karıştırmanız lazım. Pürüzsüz halde olabilmesi adına. Özellikle patatesteki o nişasta cildimizi beyazlatmada, lekeleri gidermede inanılmaz etkiler sunuyor bize arkadaşlar. Cildimizi sıkılaştırıyor. Gözeneklerimizi sıkılaştırıyor. Lekelerden en güzel kurtaran ürünlerden birisi. Hazır. Bunu cam bir kaba aldım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu, 1,5 yemek kaşığı dolusu patates. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu salatalık suyundan ilave ediyorum. Ama tam böyle soğumadan hemen ocaktan aldım. Üzerine salatalık suyunu döktüm. Pişerken dökmüyorum ki buhar olup gitmesin, bize o salatalığın tazeliği, güzelliği gelebilsin, cildimizi nemlendirsin arkadaşlar. Özellikle yüzünde leke olanlar, çil lekesi bile olanlara müthiş geliyor. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açın. Yukarıda CC yazan kısma tıklarsanız alt yazılar aktif olur. 3 noktaya tıklarsanız da hangi dilde alt yazılar olduğunu görebilir, videonun sesini kapatıp alt yazıları takip edebilirsiniz. Ve aloe vera jel geldi. Benim favorim olan ürünlerden biri. Dilerseniz eklemeden de kullanabilirsiniz. Ama eklerseniz çok daha güzel olacak. Hem daha kıvamlı bir krem, daha uzun ömürlü bir krem, hem de etkilerin çok daha fazla olduğu bir krem elde etmiş olursunuz. 1 yemek kaşığı aloe vera jelinden ekledim. Şimdi bunu karıştırdıkça güzel bir kıvam elde edeceğim. Cildimi onaracağım, tazeleyeceğim ve özellikle leke problemi olan, kırışık problemi olanlar bu krem
çok etkili olacak. Üzüm çekirdeği yağı. Bakın ben kendim yapmıştım. Eğer varsa üzüm çekirdeği yağınız, diğer videolarda da paylaştım. Onlara bir göz atın. Kendiniz yaptıysanız tabii kullanmanın keyfi çok daha fazla oluyor. Bir çay kaşığı dolusu koydum. Yaklaşık böyle 20 damla kadar oluyor. Üzüm çekirdeği yağından bir çay kaşığı, büyük bir çay kaşığı dolusu da ilave ettik. Özellikle üzüm çekirdeği yağı gözaltı problemleri için çok etkili arkadaşlar. Jojoba yağı. Cildimizdeki yağ en yakın olan yağlardan birisi bu. O yüzden fazla yağlandırmadan neme doyuran benim çok sevdiğim yağlardan birisi. Jojoba yağı aktarlardan veya güzellik ürünü satan sitelerden, mağazalardan uygun fiyata temin edebilirsiniz. Bir çay kaşığı da jojoba yağı ilave ettim. Bu güzel kremi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sivilceden bizi kurtaracak, neden? Gözeneklerimiz sıkılaştı. O yüzden sivilce problemi olması bize çok uzak bir ihtimal oldu. Ve E vitamini. Böyle damlalıklı olanlardan kullanacaksanız 10 damla kadar. Küçük kapsüllerden kullanacaksanız 2 tane E vitamini kapsülü yeterli olacak arkadaşlar. Kremin ömrü uzuyor ve kırışıklık için tedavi onarıcı özelliği artmış oluyor. Patates ve salatalık özüyle hazırlayabileceğimiz, o aldığımız, çok para verdiğimiz kremler var ya, onlardan çok daha etkili olacak bu misler gibi krem. Bu şekilde hazır oldu. Bir 5 dakikanızı ayırın kendinize. Yapın bu güzel kremi. Elinize, yüzünüze, tüm cildinize gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Koltuk altına bile kullanabilirsiniz. Bel, basen, göbek kısmına bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle çilleriniz varsa, güneş lekeleriniz varsa, boyunda sarkmalar varsa, dudak kenarında sarkmalar varsa, göz altındaki morluklar, kırışıklıklar, çizgiler varsa çok güzel gelecek bu krem. Bu saydığım problemlerin hepsi 30 yaşından sonra illaki var. 20'li yaşlardaysanız sivilce problemi olabilir. Yani her yaşta, her cilt tipine uygun doğal ürünlerle harika bir krem yaptık. Patates, salatalıkla bu güzel kremi ve güzel etkilerini siz de ilk fırsatta deneyin, görün istiyorum. Buzdolabında 2 haftaya kadar muhafaza edebilir. Her akşam uygular, sabaha kadar kalmasını sağlarsınız ve lekelerden, siyah noktalardan, kırışıklıklardan, çillerden, gözaltı morluklarından kurtulur. Çok daha beyaz, aydınlık bir cilde bu şekilde geçiş yapmış olursunuz. Hepinize patates ve salatalık kremini tavsiye ediyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Hoşça kalın. Hello my dear friends. In this video I have prepared cucumber and potato cream to whiten and tighten your face. Hope you like it. Bye.